Söyleyeyim hemen kafadan. Tabii. Çocuklar öğrensin. Seks. Hayır değil. Yok öyle bir şey. Onu anlatamayız. Oğlum ama harika bir şeyden bahsedecektik ya. Dünyanın 7 harikası. Alkol falan onu demeyin. Hayır onlar değil. Sen kendi 7 harikanı say abi. Ben sonra kendi 7 harikamı sayayım. Oğlum bir dakika. Hayır. Harika şeyler mi? Birinci harikamız hangisi? Keops piramitleri. Keops piramitleri. Evet oğlum biz bunu anlattık. Kleopatra'nın piramitleri değil mi bu? Yok Keops'un piramidi abi. Kleopatra. Ondan önce mi bunun yengesi miymiş o? Abi vardır bir akrabalıkları. Bu Firavun Keops. Piramitler. Evet. Mısır'daydı. Firavun Keops. Firavun Keops'un. İnşa ettirdiği köleleri şak başlatarak inşa ettirdiği veyahut uzaylıların gelip yaptığı gibi vesaire. Hayır uzaylıyla alakası yok. Bir takım firavunun işçi sömürüsüyle kölelikle yapılan bir harika. 7 dünya harikasından bütüncül olarak hayatta ayakta kalabilen tek yapı. Evet gidip görebilirsiniz var ya öyle bir şey yalan dolan değil. Sömürüyle de olsa harikalar yaratılabileceğine mükemmel bir örnek. Evet. Piramitler Mısır'da ne için kullanılıyordu? Orası bir çocuk. Hayır. Firavun'un mezarı olarak kullanılıyordu. İşte oğlum. Ya bak halkı ezmiş bilmem ona. Bana öyle bir mezar yapın ki milyonlar binlerce kişi çalışsın öyle bir mezara gömüleceğim deyip ölümü bile sıkıntı. Öyle bir dünyaymış. İsmine de harika koymuşlar. Mezarla. Öyle değil yani yapı itibariyle. Harika bir mezar. Evet 140 metreden uzun bir yapı oğlum, ve insan yapımı olduğu düşünülüyor. Halbuki ne olacak oğlum? 2 metre toprak, 2 karış bede sarılıp ölecekken işte kendilerini böyle devasa şeylerin içine gömdür. Ne oldu öldü. İstediğin kadar gömdür kendini oraya. Dağın içine gömdür böyle vay vay piramitler harikalar marikalar öldün. Abi neredeyse bütün duruyor şeyleri. Oğlum bir bina duruyor da ben o Keops'tan bahsediyorum. Evet hayır ön demiyorum. Keops'a gömülen... Neredesin Keops? Çekilin gittin. Bir diğer dünya harikası hangisi? Ne? Babil'in asma bahçeleri. Babil'in asma bahçeleri. Ne? Demek istiyorum amma oğlum. Nerede Babil'in asma bahçeleri? Babil. Babil nerede oğlum? Hocam Babil nerede? Babil nerede oran? Mezopotamya'da. Mezopotamya'da harika bir asma bahçeler mi var? Evet. Var olduğu kalıntılardan bulunuyor tabii ki. Bu yapıların birçoğu artık ayakta değil. Oğlum ben diyorum ki harika bir şeyden bahsedeceğim. Babil'in asma bahçeleri. Gittin gördün mü? Abi yok. Bahçelerde gezdin mi? Lelele diye seke seke gezdin mi? Abi yok kalmadı zaten. O zaman ne harikasını kalmış acaba? Eskiden harikaymış. Şimdi niye harika olsun? Çocuklara yanlış bilgi verme oğlum. İşte eskiden harikaymış. Dünyanın... Böylece eskiden harikaymış. Tamam dünyanın eskiden harika olan Babil'in asma bahçeleri de... Yalan. O arada çer çöplü döküntü möküntü olmuş. Gitmeye görmenize gerek yok. Evet kat kat yapılardan oluşan... Gibisin ya yalan mı doğru mu o da bilinmiyor oğlum. Milattan önce mi ne? Evet uzak nehirlerden... Yalan bir harika yani. Kafada koydum. Babil'in asma bahçeleri. Bahçelere kat kat katmış göklere çıkarmış bana bile. Gören kim yok. Kalıntılar var. Kalıntı görmüşler oğlum bahçeyi mi görmüşler? Hayır, olduğu tahmin ediliyor. Oğlum bizim köyde de bir tane kalıntı vardı. Ya burada var ya miklin bir cennet bahçeleri vardı. Yalan atsam orada bir harika olacaktır. Bir diğer dünya harikamızsa Zeus heykeli. Bu da diğerleri gibi Zeus maalesef. Zeus şerefli dine bir girmeyek mi oğlum? Zeus şerefli değil Olimpos'un en güçlü tanrısı değil mi? En şerefsiz tanrısı. En güçlü tanrısı. Oğlum böyle bir şerefsizlik yok. En güçlü adam. Tanrısı. Oğlum gerçekten anlıyor. Şimdi Zeus söyle. O gün uyanıyor. Allah şuraya bir şimşek atayım. Niye attın Zeus'u? Yaktık olarak. Ama böyle sıralım. Dur ne yapayım? Şunun karısını kaçırayım. Bunu inek kılığına gireyim şuraya gideyim. Yılan kılığına gireyim buradan çıkayım. Nerede? Kütnelik var onda. Evet şimdi. Heykeli dikeyim. Senin heykeli çok güzelmiş. Harikaymış. Nerede heykeli? Oran. Neyse çok harika bir Zeus heykeli varmış. Görenler mükemmel beğeniyormuş. Üçüncüsü de Artemis Tapınağı. Oğlum o da yıkıldı değil mi? İki sütunu kaldı abi. Oğlum nerede yıkıntı, efendim molos, metruk bina falan var. Dünyanın yedi harikası. Oğlum böyle ayakta duran taş gibi bir harika yok mu ya? Var işte piramitler abi. Piramit oğlum o da tamam onu anlattık falan. Ne Artemis Tapınağı neredeydi? Artemis Tapınağı da abi Efes'te. Efes! Tamam. Efes'te fakat iki tane sütunu kalmış çocuklar. Gerisini siz hayal edin ne kadar mükemmelmiş falan. İnternetten çizimleri bulup eserin tamamına ulaşabilirsiniz. O da milattan önce 7. yüzyıl civarında yapılmış. Bir diğer harikamızsa Rodos heykeli. Rodos heykeli. Yüzüklerin Efendisi'nde ayaklar açık duruyordu oradan gemiler memiler geçiyordu falan. O mu Rodos heykeli? Evet çok iyi örnek verdin. Neredeyse o boyda.
demir ve taş kullanılarak yapılmış bir heykel. Ama maalesef o da günümüze kadar ayakta kalamamış. Nehir'de bir masal, rivayet var, o harikaymış. Yüzüklerin Efendisi daha harika oğlum. Nasıl yani? Oradaki heykeli daha görebiliyoruz. Açsak bilgiden bakarak o harika şeyi görürüz. Buna niye harika demiyor? Ama abi o zaten oradan esinlenmiş ya. Bir diğer eserimiz ise İskenderiye Feneri. Sen İskenderiye Feneri. Anlat evet. Bakın nasıl. O da Girit'te bulunuyor fakat bir depremde maalesef İskenderiye Feneri de yıkılıyor. Niye harika? Çünkü el yapımı. Oğlum ömrünün b**kine mi yapıyor adamı? Her şey el yapımı. Hayır ne alakası var? Şey anlamında diyorum yani yapımı çok zor olduğu için diyorum o zaman. Oğlum bir sürü fener var işte yapılıyor, getiriyor, harcını döküyor falan. Yapıyor. İşte daha harç yok o seviyedeler ya. Evet çok güzel bir fenermiş. Adamlar elleriyle fener yapmışlar. Allah Allah. Bir diğer harikamız da Halikarnas mozelesi. Halikarnas. Balıkesir'in mozelesi mi? Evet, ismi de oradan geliyor. Bugün Bodrum olarak bildiğimiz yerdeymiş. Nerede oğlum ben gittiğim geçen şeye... Nereye kaçırmak yaptı bana bu cümbette kaldıydık. Oralarda bir yerde. Evet, Bodrum bölgesinde bir yerde ama o da maalesef başka bir depremde yıkılmış. Benim anladığım dünyanın tek harikası deprem. Hayır. Mükemmel bir harika oğlum. Bütün her şeyi herkesi yıkan eder koymuş oğlum. Her şey yıkılmış şeyleri çok güzelmiş. Harikaymış, mükemmelmiş. Geçti oğlum yani geçti gitti. Şimdinin harikalarından bahsedelim. Yeni harikalar. Niye girelim oğlum? Yeni harikalar. Haydi görelim bakalım. Mesela. Burj Khalifa var mesela. O da çok yüksek ve kocaman bir bina. Allah'a şükür ki Nihat'cığım ne harika ne değildi. Kararını sana bıraktılar. Gerçekten Allah'ıma şükür çünkü sana bıraktılar. Gittin Abu Dhabi'deki dikilmiş gerizekalı bir gökdelenin mükemmel harika bir şey falan diyerekten anlattın. Hayır abi yapı olarak söyledim ben onu. Başka şey yok ki. Ne diyeyim? En yüksek binası diyebilirsin ama harika değil. Tamam başka bir şey söyleyeyim. Doğanın zaten kendisi harika değil mi? Ya boşver s**t dedin çocuklar s**tin hep. Öyle birileri kim olduğu belirsiz. Bakın Nihat abimize fırsat verdik. Şansın Abu Dhabi'deki bilmem ne falan dedi. Önemli değil. Evet. Çünkü oğlum koca salonda sistem yok. Boş verin gel salonu dişirik. Odada küçük küçük oturup denilir böyle farklı. Misafir odası. Evet onun dışında. Zenginlerde misafir odası. İsterseniz size üst katta odanın gıdan alalım beyefendi falan denilir. Fakir evlerinde nedir o? Döşek atılır salona değil mi? Tabii ama şöyle bir misafir odası vardır. Çocuklar girdiğinde çık oğlum orada hırnazalık yapma denir. Orası böyle bomboş. Baletlerin üstünde çarşaflar serilir falan misafir bile alınmaz. O derece misafir odası gibi annelerin böyle akıl hastalığını temsilen yerleştirilmiş odaya denir. Evet doğru bunun dışında ebeveyn odamız var değil mi? Anne ve babamızın. Yıklar orada olaylar. Orada. Bunu anlatsak ya. Hayır anlat. Anlatak oğlum. Anlatma. Yıklar. Evet anne ve babalarımızın uyuduğu yer değil mi? Her zaman uyumuyorlar oğlum her zaman uyumuyorlar mesela. Oğlum erken saatlerde hadi ya yasak mı ne oldu ya yasak hadi bakalım falan deniyorsa olaylar. Bunu bilin çocuklar. Bütün ebeveynlerinde. Kapı çalmadan girmeyin ha. Vallahi rüyalarınıza girer. Sonra büyüdüğünüzde travmaları ağlaya terapistinize anlatırsınız gördüğünüz görüntüleri. Kapı çalarak girin oğlum. Evet başkalarının yaşam alanlarına. Kapı çalarak girin terapistlere paralar dökersiniz. Evet izin almadan girmemeliyiz. Ebeveynlerimizin de yalnız kalmaya ihtiyacı olabilir. Onun dışında evimizde başka. Ya mutfağı falan anlatmayak. Nerede yemek yapıldığını da bilmiyorlarsa aslında biz izlemesinler. Banyo. Evet onun dışında banyo ve tuvaletin olduğu bir alanda var değil mi? Evet banyo hem temizlik için kullanılır. İlalyasının yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Çünkü oğlum koca salonda sistem yok. Boş verin gel salonu dişirik. Odada küçük küçük oturup denilir böyle farklı. Misafir odası. Evet onun dışında. Zenginlerde misafir odası. İsterseniz size üst katta odanızı da alalım beyefendi falan denilir. Fakir evlerinde nedir o? Döşek atılır salona değil mi? Tabii ama şöyle bir misafir odası vardır. Çocuklar girdiğinde çık oğlum orada hırnazalık yapma denir. Orası böyle bomboş. Baletlerin üstünde çarşaflar serildi falan misafir bile alınmaz. O derece misafir odası gibi annelerin böyle akıl hastalığını temsilen yerleştirilmiş odaya denir. Evet doğru bunun dışında ebeveyn odamız var değil mi? Anne ve babamızın. Yıklar orada olaylar. Orada. Bunu anlatsak ya. Hayır anlat. Anlatak oğlum. Anlatma. Yıklar. Evet anne ve babalarımızın uyuduğu yer değil mi? Her zaman uyumuyorlar oğlum her zaman uyumuyorlar mesela. Oğlum erken saatlerde hadi ya yasak mı ne oldu ya yasak hadi bakalım falan deniyorsa olaylar. Bunu bilin çocuklar.
bütün ebeveynlerinde... Kapıyı çalmadan girmeyin ha. Vallahi rüyalarınıza girer. Sonra büyüdüğünüzde travmaları ağlaya ağlaya terapistinize anlatırsınız gördüğünüz görüntüleri. Kapıyı çalarak girin oğlum. Evet, başkalarının yaşam alanlarına... Kapıyı çalarak girin, terapistlere paralar dökersiniz. Evet, izin almadan girmemeliyiz. Ebeveynlerimiz de yalnız kalmaya ihtiyacı olabilir. Onun dışında evimizde başka... Ya mutfağı falan anlatmayak. Nerede yemek yapıldığını da bilmiyorlarsa artık bizi izlemesinler. Banyo. Evet, onun dışında banyo ve tuvaletin olduğu bir alanda var değil mi? Evet, banyo hem temizlik için kullanılır kendi vücudumuz. Evet, banyoda duş alıyoruz. Bir şeyler. Hem de kalabalık evlerde tek başımıza kaldığımız küçük minik sapıklıklarımızı bir merakı var. Merakını nerede giderecek? Bir tek banyo kalmış. Öyle onu demeyek mi? Banyo bilin oğlum, tek alanımız. Banyonuzu sevin. Banyonun saatlerinizi verimli kullanın. Evet, temizliğimize de özen gösteriyoruz değil mi? Yerlerini ovcalasınlar. Evet. Hayır, masal saati diyelim olur mu? Artık masal saati. Ding ding. Alman Ligi'ne mi gitsin? Ne onu gidiyor? Niye koydun bunu oğlum? Alman Ligi yok yani anlatma. Abi neyini anlatacaksın Alman Ligi'ni? Kupon ver. Abi de kupon ver. Bielefeld. Hayır demiyor ya. Ha, şimdi harikalar dedin burada heykelleri falan. Hepsinin kafandan salladın, alladın, alladın. Daha gerçek bir harika var oğlum. Tabii. King Kong masalı. Abi King Kong'un nesini anlatacağım? King Kong masalı oğlum. İnsanoğlu şerefsizliği ile ilgili. Aynı zamanda aşk, aynı zamanda iktidar, macera, aksiyon, her şey var oğlum. Normalden daha büyük olan bir goril var. Evet oğlum, şimdi baştan anlatalım. Bir grup yavşak. Yavşak diyeceğim ben onlara oğlum, masalda. Bir bilim insanı var. Bir ıssız ada gibi bir yere gidiyorlar. Daha önce hiç gidilmemiş bir yer gibi. Evet. Gidiyorlar oğlum, vay vay arkadaş, orada böyle garip hayvanlar, hayvanlar, ne acayip ada falan derken oğlum karşılarına dağ gibi ama böyle yani normalden büyük bir goril falan değil oğlum. Dağ, bir dağ sırtında dağ varmış gibi bir yiğit King Kong çıkıyor karşılarına. Muah diye çıkıyor. Oğlum bunları görüyor, diyor ki harra marra yürüle göğsüme vuruyor, gel falan filan. Mesela bu dağ yiyor, tamam mı? Bak burana kadar dağın yarısını koparıyor falan. Ağacın kökünü alıyor, öbür ağaca vuruyor. Yani diyor ki bakın, bu kadar güçlü kuvvetliyim. Şimdi normalde bir insan yavşak olması ne der? Arkadaş adamın adası adam yani, gerçekten bir dağın sırtında dağ var gibi bir heyullah bir şey, kral King Kong, King yav adam böyle. Evet. Biz buradan gidelim. Hayır, bilim insanları araştırma yapmaya ve meraklarını gidermeye devam ediyorlar değil mi? Oğlum koca King Kong bunlar aslında vıçırak gibi ezebilecekken, hadi oğlum korkuttum defolun gidin falan derken, bunlar allem gallem bilmem ne yok, uyuşturucu oklar ayağının altına, tuzaklar muzaklar var derken koca King Kong'u yakalıyorlar. Evet, yakalayıp inceleme yapmak üzere. Ama niye yakalıyorlar? Ne? Orada bir kız var. King Kong'a diyor ki vay ne? King Kong ne haber? falan filan yapıyor. King Kong da aşkından dağları kırıyor, bilmem ne yapıyor falan. Yani kız böyle ya ben bak ben seni biliyorum falan deyince aklını kaybediyor koca hayvan. Hayvanı delirtiyor o kız. Evet, Kong'la kahramanımız arasında bir iletişim, bir yakınlaşma aşk kuruluyor değil mi? Aşk değil, evet, iletişim doğru kuruluyor. Ama işte o aşkı kullanıp bilmem ne koca King Kong'a bir şeyler numaralar tezgahlar sonucunda zincirlere vurup bir gemiye bindiriyorlar. Evet, ve şehre getiriyorlar değil mi inceleme oğlum, için? Koca adamı, koca hayvanı siz ormanından alıp şehre getiriyorlar. İki tane zincir vurmuşlar. Diyorlar ki bakın diyorlar, işte görün halini falan. Hesapta şey yapacaklar. Gemileri övünecek. Biz bunu yakaladık, bakın ya koca King Kong ne halde mahalle derken falan. King Kong ulan siz adam mısınız oğlum bilmem ne deyip vah vah zincirlerini falan kırıyor oğlum. Arabaları birbirine mi atmıyor, orada binaları kırıp bilmem ne yapıyor, helikopterleri mi tokatlamıyor bilmem ne derken iyice delleniyor bu tabi. Ve gidip kızı kurtarmak istiyor değil tabii mi? Kız da diyor ki yazıktır günahtır falan derken la kızı da kapıyor böyle, elini alıyor oğlum. Biz de ne olur ateş etmeyin, vurmayın, ordu geliyor oğlum. Ordu evet geliyor, Genelkurmay Başkanlığı geliyor, tanklar toplarla hayvana saldırıyorlar. Bu da kızı sevdiceğini avuçluyor. Evet. Geç bu hayvan da biraz ahlaksız yine, bunlar nasıl bir... Hayır bir şey yok, onlar iletişim kurdu, dost oldular. Sevda dedik, ne dostu? İletişim ve ilişki kurdular diyelim, olur mu? Zaten başka ne yapabilirler yani? Evet. Oğlum koca hayvan sıkışıyor böyle, ne yapacağını şaşırıyor falan diye. Kocaman bir bina var. Bina mıydı var? Ya Empire binası ol bakayım. Empire binası ol. Onu tam buldum ha.
New York'un en köklü binasıydı, öyle bir oyna. Ben de King Kong Place'im, evet. Kaçıyorum falan derken, aha koca köklü bina, tırmanayım lan şuraya. Lak 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 lak, tırmandık. Oğlum ondan sonra mesela oradan uçak geliyor. Vaaah uçak tekmeliyor, oradan bir şey helikopter tekmeliyor, bilmem ne bilmem derken. Oğlum ateş, şehit! King Kong şehit ediyorlar oğlum oradan. Fakat ölü sahnesi güzel. Ölürken bağırırken kızı yine bir kenara iliştiriyor. Bak onu öldürmeyi seviyor böyle. Sen o balkonmuş. Şey gibi böğürüyor. Seni çok sevdim. Vallahi ben geliyorum. Sevdam dünyaya kalsın o zaman gibi. Hara mara diyor. Son bir buna uçak savar. Roket atarlar atıyorlar. Mara. Peki ne öğrendik bu masaldan? Oğlum öyle kocaman gücümüzün yetmeyeceği hayvanlarla falan filan uğraşmayacaksın. Gıd gibisin yemi. Yoksa sevdanızın peşinden şehirleri yakarım gibisin yemi. Hayır, hayvanlara kötü davranmamalıyız. Yoksa onlarla... gelir oğlum şehrinizi böyle birbirine çarpacaksın. Evet, iletişim kurmalıyız. Herkesin yaşam hakkı var. Adam oğlum şeyinde yaşıyordu, ormanında yaşıyordu, şehre getirdi. Koca reis ya, getirdim. Mezarını ziyaret ediyoruz inşallah. Bizi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve kanalınıza abone olmayı unutmayın. Likelamayı ve unutmayın. Hadi görelim. Bilgi Deryası'nın yepyeni bölümüne hoş geldin. Hoş geldiniz. Yallah beklesin. Bilgilerin içinde böyle onların içinde. Evet, bugünkü konumuz insani değerler değil mi? İnsani değerler mi kaldı? Kaldıysa... İnsani değer mi kaldı oğlum ya? Evet abi, bana. Neymiş? Mesela... Öğrenin oğlum, insan olun. Evet. İnsanlık öğrenin, insanlık mı kaldı ya? Evet, zaten insani değerler evet. Topluma ve insanlara katkı sağladığımız ve katma değer eklediğimiz bir takım kavramlar değil mi? Bunlar çok elle tutulabilen şeyler değil. Değil mi? Hayvani değerler ne? İnsani değerlerden farklı olarak? Yok. Hayvani değerler diye yok mu oğlum? Yok abi, niye olsun hayvanın değeri mi? Olmaz mı oğlum? Kurban olayım onları, olmaz mı hayvan? Öyle değil, öyle değil. Olur tabii değeri de şey gibi düşünme yani insan gibi zihinsel bir... Evet oğlum, o zihinsel kuşluk olmadığı için çok değerli onların. İşte acıktığımız kadar diyelim, uykumuz kadar geldi kalıp uyuyalım, istediğimiz kadar evet, mesela bu çok değer... Çok güzel bir hayvani değerler var. Sonra onu şey yaparız, evet. İnsani değerlere girelim. Evet. Mesela özgürlük, insani bir değer, saygı, insani bir değer. Bir dakika oğlum, ağzımı açtırdın. He deyip geçirecektin. Özgürlük, oğlum insan kadar köle... İnsan kadar özgürlüğüne kısıtlanmış bir varlık yok yani. Tamam, şu anki toplumsal yapıda öyleymiş gibi gelebilir ama bu toplumsal yapının karşılığında da edindiğimiz bazı başka kazançlar var değil mi? İnsanlıktan zerre dadalamıyorum. Evet, özgürlüğümüzü birazcık kısıtlayıp karşılığında bir güvenlik elde ediyoruz değil mi? Eskiden olsa doğada karşılaştığımız ya da başka birileriyle karşılaşıp yaşayabileceğimiz bir husumeti. Oğlum o çok güzel. Bak bir şey anladım. Doğal seleksiyon neydi oğlum? Neydi doğal seleksiyon? Düştü, hayatta kalabilen kalan, götü kırık olan hayatta kalamayan da yallahlardı. Evet. Ve böyle de hayatta kalabilenin ürediği zaman onun çocukları da hayatta kalabilen gibi ürerdi falan. Şimdi oğlum normalde bu insanlar bu medeniyet, para, pul, mülkiyet falan kavramını vurmasa şöyle bir şey olur. Vehbi Koç. Evet. Oğlum Vehbi Koç eğer... ilk çağlarda yaşasaydı, yani gerçekten olsaydı, ikinci saniyede onu sincap bile yerdi. Öyle bir adamken. Vehbi Koç'un tipini aklına getirin. Rahmetli anıyoruz. Getirdin mi? Evet. Vehbi Koç'un tipi aklında mı? Evet. Vehbi Koç bildiğin grafik Anadolu'lu işte. Yani bildiğin tipi, boyu falan gördük. Evet. Şimdi Ali Koç'a bak! Oğlum o geni kırdıra. Normalde doğal seleksiyondan el edecekken Vehbi, Ali Koç'a doğru evrilmiş. İnanılmaz oğlum, bu zenginlik çok güzel yani. Mesela özgürlük dışında saygı var değil mi? Birbirimize daha saygılı davranmamız gerekiyor. Böyle bir katma değer eklemiş oluyoruz iletişimimize. Saygı önemli çocuklar, saygı önemli. Şimdi insanoğlu birbirine saygılı mı? Evet, yani olmalı anlamında diyorum. Tabii ki bazı ufak tefek anlaşmazlıklar olabilir. Saygı dediğin bütün mevzu parayla olduğu için... Umut filmini anlatmıştık ya, paran varsa cappar kardeş, et yiyen, şarap içen,
Yardım bile üşürsün paran yoksa der ya. Evet. İşte öyle oğlum. Ama yani saygı, sevgi, bilmem ne hepsi böyle dalavereye dönmüş. Oğlum can pazarı artık ya. Yani metrobüste, trafikte, efendim marketlerde bilmem ne. İnsanlar birbiriyle öyle hayvan gibi. Kim kimin götüne bıçak takacak, kim ne yapacak. Ben dediğim yeter. Belli bir dönemlerde... toplumsal yapıda ufak kırılmalar olabiliyor. Böyle gerginlikler olabiliyor değil mi? Evet evet oluyor. Ne anlatıyorum? Gerçekten kafam almıyor artık. Kitabi bilgiler Nihat abiniz anlatıyor size çocuklar. Evet. İşte vay insanoğlu özgür. Kimin başı özgür? Neden? Çünkü medeniyet oldukça bu hepimiz birer köle olduk bu yaşam Survivor içinde. Denetime tabiler. Dolayısıyla evet, orada evet. Çok öyle bir şey olmayabilir. Evet, tanıyalım. Lım 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 lım. Lım 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 lım. Oyum tanıyalım. Evet. Evet. Tanıyalım. Oğlum mesela yardım vermek için sen dersin ki Bill Gates'i tanıyalım. Mesela. Oğlum neyini tanıyacağız? Sümlük bir öğrenciyken bilgisayar olmadığı zamanlarda boşluğu doldurmuş, karaca kapanmış. Oğlum yazılım, yüzülüm, düzülüm derken inanılmaz servetler. Ama libidosu çok düşük. O kadar parayla yani evet. Bilmiyorum. Evet oğlum bir bilmem belki de neler yapıyordu bizim anlamadığımız. Nerelerini ovcalatıyordu. Daha bilindik yine onun gibi. Angelina Jolie var değil mi? O da Afrika'ya da çok fazla yardım ediyor. Kilo kilo kalıyor ya. Hayır. Fazladan. Ya şuradan bir yarım kilo da kıvırcık tart ya. Çekik aldık mı bir et ya. At içine çekik karışık lüks çerez alır gibi çocuk aldım. Öyle değil mi oğlum? Ara sıra mülteci kamplarına gidip giriyor mülteciler. Boyu da yüksek ya. Mülteciler de genelde fakirin boyunca olur ya. Gördün mü oğlum Angelina Jolie derler. Nader güzel karı derler falan. İşte mülteci kamplarında geziyor. Başka kim var oğlum aklına gelen? Haluk Levent. Aaa işte bu oğlum. Yardımsever dediğin Haluk Levent. Evet. Tanıyalım Haluk Levent'i. Sanat hayatına sahillerde iki notayla, üç notayla çalınabilecek Anadolu rock dediğimiz çirkin parçalarla başlamış olsa da çirkin derken sevenim çok. Yollarda bulurum seni, takvimlerden çalarım seni. Ha, bu tip çirkin daha çok liseli öğrencilerin de gitara yeni başlayanların mükemmel çalabildiği parçalar yaparak başlamış. Ama oğlum adamın içinde gerçekten bir yardımseverlik var. Değil mi? Sonrasında... Ahbap Derneği'ni adam kuruyor. Geri çeviremiyor. Haluk abi ya gelsene şu kız arkadaşım var. Gidiyorum. Gidiyorum kız arkadaşıyla barıştırıyor. Efendim diyor Haluk abi diyor işte şurada bir şeyim var. Gidiyor kampanya yapıyor. Topluyor ediyor tur derken düşün ki koca memlekette evet. Gerçekten adam en önemli yardım kuruluşa dönüştü adam. Adam bir Anadolu rockçıyken falanken hava hava sesiyle söylerken adam kuruluş oldu. Haluk hocam, öpüyorum. Şarkılarını değil, seni öpüyorum. Evet. Evet, masal saati diyelim mi? Vuralım kavradını diyelim. Ding 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 ding. Madem dedik, yardımseverlik dedik, bilmem ne dedik, bilgeç dedik, alevos dedik falan dedik. Bunların en önemli masalı Batman. Masalını anlatacağız oğlum. Bruce Wayne ve şurakasının masalını anlatacağız. Evet. Gotham City'nin aklında New York oğlum. Şey diye cezadan onlarda da mı sivilcim var? Şimdi şöyle bir şey oğlum. Evet. Çok acayip. Bunun bir kahramana dönüşüm hikayesi var. Önce onu anlatalım. Bu babası zengin. Sakıp sapan yüretim. Zeki koçu. İnanılmaz. Yardım da öyle bilemeyiz oğlum. Vakıf yardımı. Her zaman içinden bir kırıklık çıkabilir. Aslında bilemiyorum. Ama zengin oğlu zengin. Evet. Anası babasıyla nasıl olduysa korumasız gezmez bunlar. Sinema çıkışı gezerken iki tane gaspçı. Evet. Haplanmış oğlum, laf anlamaz evet. Kalkçı. Kimler mi çekmiş, ne yapmışsa. Ya paranız, canınız, dur oğlum para verin de lan tak. Anasını, babasını katlediyorlar. Bruce Wayne'in annesi ve babasını çocuk yaşta kaybediyor. Evet oğlum. Normalde bir fakirin anasını babasını gözünün önünde vursalar, ağlar.
Sonra zaten yetim olduğu için okutmadı falan. Bir çay ocağında çalışmaya başlar. Ne yapıyorsun lan yetimsin der. İyi ne yaparsın der. Öyle yaşar gider. Ama zengin olunca oğlum çocuğun travması, vay travmam var, babam beni yarasayla mı korkuttuydu. Bir kere mağaraya girdik falan dedi. Tibet'e gideyim, madem anam babam öldü, para da yani götüme soksa bitmeyecek para. Evet, gidip uzaklarda eğitim almaya niye karar veriyor. Niye eğitim alıyor? İntikam için mi aldı, belirsiz, bilmem ne falan. Orada dövüş, karateli dövüş eğitim alıyor. Gayret tırmanıyor, kılıç kullanıyor, silah tutuyor. Yiyorum dersin. Var ya İstanbul'da Tekin'i çektiydi. Bizim arkadaşın evin önündeki oteli vardı ondan biliyorum. O adam oynar ona eğitim eğitim verir. Evet. Gerçi çok Batman oynayan o. Biz son Nolan'ınkini anladık. Ondan öncekileri şey gibi oğlum. Bak gibi Batman. Yani... Penguin'i falan denedi bir tane. Niii diye gülüyordu. Joker Jack'li kızdı. Çok kötü oynadıydı gibi. Çok iyi bir kadro tarafından. Bok gibi he. Bir kedi kadın vardı. Pfeiffer. Kim? Mr. Pfeiffer. Evet. Pfeiffer, Pfeiffer. Bu aklımda kalmış. Taytayla. Evet. Onları s**t ediyoruz. Nolan'ın. Evet. Kırkılır Nolan. Batman yükseliyor. Batman batıyor. Batman yana dönüyor falanlarını anlatıyoruz. Evet. Evet. Burada eğitim eğitim var ya. Bir şeyler yapıyor falan. Sonra, diyor ki. Bunun bir tane yancısı var. Zaten bu yancıyı dünyada iki kişi oynuyor. Michael Caine ile Margot Freeman. Alfred. Aynı zamanda uşak gibi. Allah herkese nasip etsin. Şöyle bu uşak oğlum. Pardon. Şöyle bu uşak yani. Hiç parada pulda gözü yok. Hep bir yardımcı. Ondan sonra. Bunu şimdi Michael Caine'le diyorlar ki işte uşak rolü var bu klasik. 50 yıldır oynuyor. Hem mi diyorlar bu Michael Caine'i. O da diyor ki biz diyorlar Morgan Freeman'la lonca kurduk. Bir ben bir o oynuyor. Kimin sırası diyorlar. Ha sol sen oynadın. O da şimdi Morgan oynasın diyorlar. Çok güzel bir tezgah açmışlar oğlum onlar. Evet. Sonrasında evet. Gotham'a dönen Bruce Wayne suçla savaşmaya karar veriyor değil mi? İşte nasıl fakir s**tiyle zengindi oğlum ne yapayım? Kahraman olayım lan. Ya götüme füze taksak Alferit diyor. Takarız abi diyorlar. Aha götümden füze sıkıyor. Oğlum kolumdan bir alev mi çıktı diyor. Bunu tabii ki çıkabilir diyor. Alev fırlıyor. Evet. Ya yukarıya kancaksam çekse, götümden şey çıksa, arabam motora dönüşse, motor da arabaya dönüşse, o da helikopter mi olsa. Oğlum çocuğun elindeymiş gibi bir şeyler oluyor s**de değil. Emniyette demiş ki biz ne uğraşıyoruz paraya yakalım ışığı dediler. Evet yani Gotham teşkilatı, emniyet teşkilatı çok zor duruma girdiğinde Batman'i çağır. Ödenekleri çok az. Hep aslında ağzından tanıyorum Bruce Wayne mal gibi ortada. Kim bu Batman ya? Allah Allah bilemiyorum. Kim acaba ya falan gibi numara ha. Hepsi biliyor Bruce Wayne oldu. Kim bu kadar parayı bulup yapacak? Ama Batman dediğimiz karakter bir strateji dehası değil mi? Maşallah maşallah. He, çok zeki gibisin ya bir şey. Neyse bir tane düşman gerekli buna. Joker! Evet. Hep laser miydi otelde? Şimdi dozdan mı öldü? Birisin ya Allah öptükler yıldızlar. Ondan sonra oğlum o deli gibi oynadı. Gerçekten böyle. gibi böyle deli gibi oynadı. Evet ya. O da insanlara güvenilmemesi gerektiğini söyleyen bir kötüydü değil mi? Evet evet diyor ki kahramanlar Batman'le Batman'le o**çacaksın. Oğlum sıkıntıya düştü müydü o da sizi satar oğlum. Herkesi satarız. Planlarını yapıyor. Kötülük hepimizin içinde var, potansiyelde ortaya çıkarır diyor. Değil mi Joker? İyi anlattın. Ama evet, o da mı şov peşinde. Bozuyor, evet, evet. Hadi yalana yalana dediğimiz bir metod oyunculuğuyla oynadı. Öyle değil mi Alper? Yalamalı bir metod oyunculuğuyla oynadı. Daha, evet. Evet, evet. Mesela